daha önceki konuşmacılar uzun uzağa diye bu Fransız devriminin neler getirdiğini anlattılar. Aydınlar genellikle halkı amorf bir yapı olarak görürler, şekillendirilmesi gereken bir yapı olarak görürler ve Jacoban bir tarzla da bu halkı istedikleri yönde yönlendirebilecekleri kanaatindedirler. Tabii siyaset de bir yönüyle baktığınızda, demokratik siyaset de bir yönüyle baktığınızda halkın ufkunu açar, ona önemli açılımlar sağlar. Fakat aradaki en önemli fark meşruiyet meselesidir. Siyasetçi demokrasilerde meşruiyetini halktan alır ve sürekli halka giderek kendisini yeniler. Halbuki aydın mantalitesi içerisinde baktığımızda aydın kendisi zaten aydınlanmıştır ve dolayısıyla halkı da aydınlatma hakkını kendinde görmektedir. Bu yoldan devam edersek hem iddiatçılık bir yönüyle pan bir hareket olduğu için, yani pan Türkizm ya da Kürt versiyonuyla pan Kürdizm şeklindeki haliyle söyleyelim. Daha sonra da biraz seküler milliyetçilik olarak kendisini devam ettiren Kemalizm ve onun versiyonları, ben PKK'nın ideolojisinin yarı Kemalizme olan tepki ve yarı iddiatçılık karışımı bir şey olduğu kanaatindeyim. Hatta bir yanının da sosyalizm tarafı, Marksist tarafı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir kombinasyon oluştu. Şimdi bütün bunların hepsinin ana sorunu halkı istedikleri gibi şekillendirme gücünü kendilerinde görmeleridir. Buna karşı bir duruş gördüklerinde, bununla bir mücadeleye giren başka aktörler gördüklerinde huysuzlaşıyorlar. Yani kendilerini çok net bir şekilde o haklı hissetmenin getirdiği bir şekilde saldırgan hale geliyorlar. Doğrusu Türkiye'deki elit kavgasının Türkiye'nin dönüşümüyle ilgili bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Yani bu anlamda diyelim ki Cumhurbaşkanı ile Başbakanla gazetecilerin veya diğer parti liderlerinin vesairesinin tartışmasında bir sorun yok. Fakat bunların dile gelişi, ifade edilişi ve kullanılan cümleler bize öylesine bir siyasi algı, siyaset algısı ortaya çıkartıyor ki kendi meşruiyetini halktan almayan, bununla kendisini yola koymayan aktörlerin karşı tarafı çok sert bir şekilde mahkum etme haklarını elde tuttuklarını zannediyorlar. Ve bu gittikçe bir öfkeye ve nefrete dönüyor. Fakat işin kötü tarafı şudur. Dünyada evet bahsedildi, yani Avrupa'da da var bunun kökleri, belki birçok yerde de var ama demokratik siyasetin içerisinde bu olgunlaşır. Bir türlü orada kendisine yer bulur. Türkiye'deki demokrasinin tam pekişmemesinden de kaynaklanarak ve son dönemde Türkiye'nin, bırakın demokrasini, devlet kurumlarına yönelik saldırıların da olduğunu düşünürsek, iç ve dış saldırıların, böyle bir ortamda gerçekten siyaset nedir ve nasıl yapılmalıdırla ilgili olarak ben aydınların çok zihni bir savruluş yaşadıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla da bu iktidar kavgası sırasında iddiatçı yanları da ortaya çıkıyor, Kemalist yanları da ortaya çıkıyor, liberal görünüm adı altında faşist yanları da ortaya çıkıyor ve bir bakıyorsunuz literatür diktatörden, kan dökücüden başka başka yerlere gitmeye başlıyor ve biz siyaseti konuşamaz hale geliyoruz. Hı hı. Yani aydınlar eliyle, elitler eliyle siyasetin boğulmaya çalışıldığını görüyoruz. Burada tabii yapılması gereken bu kutuplaşmayı artırmak değil, bu yapılan siyaseti boğma hareketinin kendisinin ifşa edilmesi, ortaya çıkartılmasıdır.